Ekranın sol tarafında görünen parça şarj dinamosudur. Sağ tarafındaki bir alternatör. Otomobil tarihinde biraz geriye doğru gidersek ilk otomobillerde elektrikle çalışan alıcılar, far, korna veya batarya gibi parçalar yoktu. Ancak 1900'lü yılların başında araçlarda önce korna, far gibi alıcıların yer almasıyla birlikte batarya ihtiyacı, ardından da bataryanın şarj edilmesini sağlayacak şarj dinamoları ortaya çıktı. 1960'lı yıllarda ise diyotların keşfiyle alternatörler dinamoların yerini almaya başladı. Şarj dinamosunun da alternatörün de görevi aynıdır. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Bunu yaparken kullanılan fiziksel ilke ise Faraday prensibidir. Faraday yasasına göre değişen bir manyetik alan içerisinde sabit tutulan iletkende gerilim yüklenir. Bu gerilim üç faktöre bağlı olarak artar veya azalır. 1. Manyetik alanın büyüklüğü, 2. Manyetik alanın iletkeni kesme hızı, 3. Akım elde edilen iletken sargılarının boyu. Günümüzde hala alternatörlere şarj dinamosu denmektedir. Görev anlamında kullanıldığında doğrudur çünkü görevleri aynıdır. Fakat aralarında önemli farklar vardır. Örneğin dinamolar Doğru akım çıkış verirler. Alternatörler ise alternatif akım üretirler. Dinamoların özellikle düşük motor devirlerinde yetersiz güç üretmesi, arıza bakım gibi dezavantajları da eklendiğinde araçlarda kullanımı sona ermiştir. O yüzden parça ismi olarak kullanıldığında aslında alternatör şarj dinamosu değildir. Günümüz araçlarında şarj sisteminin temel bileşenleri alternatör, akü, şarj ikaz lambası ve tesisat kablolarıdır. Alternatörler araç üzerindeki çeşitli elektrik alıcılarına gerekli gücü sağlar. Eğer gereken güç alternatörün sağladığı güçten fazla ise, örneğin motorun rölanti devrinde ve tüm alıcıların açık olması durumunda akü gerekli güç takviyesini sağlar. Alternatörler aynı zamanda akünün şarjını gerçekleştirir. Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen akım türüne doğru akım diyoruz. Örneğin bataryamızın kutuplarına osiloskop bağladığımızda gerilimin düz bir çizgi çizdiğini, yönün ve şiddetin değişmediğini görebiliriz. Ancak zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akım türüne de alternatif akım diyoruz ve en fazla karşımıza çıkan sinüs dalga formudur. Fotoğrafta görülen deney düzeneği atölye ortamında yaptığımız alternatif akım üreticidir. Yani basit bir alternatördür. Önce bakır teller sarılarak bir bobin oluşturuldu. Üzerinde mıknatıs taşıyan hareketli bir çekmece rayı ile hareket kolaylığı sağlandı. Ve iletken telleri kesecek şekilde konumlandırıldı. Hareketli mıknatısın iletkeni kesmesiyle birlikte osiloskop ekranında alternatif gerilim sinyalini görebiliriz. Az önce belirttiğimiz gibi gerilimin değeri 3 faktöre bağlı olarak değişecektir. Önce manyetik alanın iletkeni kesme hızını arttırırsak daha büyük bir gerilim elde edildiğini görebiliyoruz. İkinci olarak manyetik alanın şiddetini arttırırsak da benzer bir etki görülecektir. İkinci bir mıknatıs koyduğumuzda Manyetik alanın şiddeti arttığı için gerilim değerinin büyüdüğünü görüyoruz. Müzik Deney düzeneğindeki sabit mıknatısımızın alternatördeki görev karşılığını üstlenen parça rotordur. Rotor, statör sargılarının içinde dönen bir elektromıknatıstır rotor sargılarına akım kolektör halkaları aracılığıyla sağlanır. Rotor içindeki bobinden akım geçtiğinde demir çekirdekler etrafında manyetik alan oluşur. Manyetik alanın şiddeti rotor sargılarına uygulanan akım ile kontrol edilir. Rotorun dönme hareketi manyetik alanın satör sargılarını kesmesine neden olur. Tekrar deney düzenine dönersek Deneyde alternatif akım elde ettiğimiz sargının alternatördeki karşılığı statördür ve sabittir. Statör 3 sargıdan oluşur ve aralarında 120 derecelik açı farkı vardır. Rotorun manyetik alanı statör sargılarını kestiğinde sargı uçlarında 3 fazlı alternatif akım elde edilir. Sargılar birbirine üçgen veya yıldız bağlantı adı verilen iç bağlantılarla bağlanabilir. Statörde elde edilen alternatif akım diyotlar yardımıyla doğru akıma çevrilir.